yaşamaya devam edeceğiz. Sarsıntı büyüktü. Gece saatlerinde bizler de burada yayındaydık. Arkadaşlarımızı yine ekip olarak hissettiler. Bir anda tabii stüdyoya attık kendimizi, bir son dakika gelişmesi olarak büyüklüğü 6'ya yakın, 6 da olabilir. Deprem hasara neden oldu mu, yaralı var mı? Henüz bu konuyla ilgili tam net bir bilgi yok. Hasan Zahit de şu an muhabir arkadaşımız da notlarıyla bizleri bekliyor. Hasan, nedir son durum? Elindeki bilgiler nedir? Paylaşır mısın lütfen? Hasan, beni duyabiliyor musun? Hasan Zahit depremle ilgili notlarını paylaşacak bizimle. Depremin merkez üssü Düzce olarak kaydedildi. Henüz bilgiler taze. Deprem bir hasara yol açtı mı? Yaralı var mı? Bilmiyoruz. Ramazan Almaçayır'da şu an telefon hattımızda. Ramazan hazırsa evet, Ramazan'a gidelim. Ramazan depremle ilgili paylaşacak. Kendisini dinleyelim. Ramazan. Evet, şu an itibariyle o sarsıntı ile ilgili, depremin büyüklüğü ile ilgili net bir açıklama yok, bekleniyor. Tabii ki AFAD'dan yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Ancak İstanbul ve Ankara'dan dahil birçok ilden hissedilen bir deprem olduğunu söyleyelim. İstanbul'da da depremi hisseden vatandaşların sokaklara çıktığını da belirtelim. Biz de çok ciddi manada bir sıkıntıyla bu depremi hissettik. Tabii şu an itibariyle gelecek açıklama bekleniyor. Maalesef Türkiye'nin bir gerçeği deprem bölgesindeyiz. Tabii ilk etapta şu an itibariyle Kandilli'den gelen açıklamayla ilgili olarak bir açıklama bilgisi geldi şu anda. Depremin merkezi Sarıdere Gölyaka Düzce, büyüklük 5,9, derinlik 6,5 olarak şu anda bir paylaşım yapıldı.